Merge. Hoş buldum abi. Seni görünmez olsa benim ağzım. Nasılsın abi? Çok şükür, iyi sen. Ağırmanlar Market. Nasılsın? İyi bende. Hoş geldin efendim. Nasıl gidiyor? Çok şükür Allah'ım. Bizim de çok iyi valla. Seni gördüm, çok sevindim. Oh, dükkanın serinmiş. Adana çok sıcak ya. Klima. Dükkanın seri çok güzel. Klima. Sabah açtık şimdiye kadar, akşam ona kadar çalışıyor. Oğlun mu? Bu oğlumun kardeşi. Merhaba. Oğlumun kardeşi ne la? Oğlun değil mi yani abi? Ne kadar çalışıyor? Oğlun mu? Bu oğlumun kardeşi. Oğlumun kardeşi. Merhaba. Merhaba. İsmi? Mehmet Ali. Taylan benim. Hastadır biraz. Bu eşimin oğlu. Ameliyat geçirdi. Onu Antalya'ya gönderdik biraz. Hava değişik olsun. Beyninde iki damar üst üste gitmişti. Allah Allah. Damar damar üstüne binmiş. Evet. Allah Allah. O gerçek miymiş lan? Damar damar üstüne binmeyi yalan diyorlardı ona. Damar damar üstüne binmez falan diyorlardı. Gerçek miymiş la o? Tam 7-8 saat yoğun bakımda kaldı. Oo. Şu an nasıl durumu? Bize hep yalan dediler onu, damar damar üstüne gelmezmiş. Çok geçmiş olsun abim ya. İşte biraz iyileşti. Doktorlar da dedi biraz hava değişikliği olsun diye biraz dışarı göndersene denizli meliz olan yerlere. İyi gelir. İnşallah. Kaç yaşında? 14-15. 14 yaşında. Çok geçmiş olsun abi. Ne var ne yap? Güzel abi. Şunları ben çok eşyam var da nereye koyayım? Bir de müşteri var abi, istersen sana. Yok, sıkıntı yok. Bir. Şu, dur, ben şu hediye de sana ver. Şu yemeği bir yere koysana olur mu? Ne hediyesi ola? Ne lazım abi? Bir tane kuru yok. Mavi götürüyorum. Lan var mı? Ben? Bu adam kim ya? Instagram'da Ağırmanlar Market falan, kendi kendilerine hep çekiliş falan yapan değişik mistik bir market vardı. Onu şey yapmış, ziyarete gitmiş. Hediye yine protein tozu mu götürmüş? Lak var mı? Lak yok, sası var, chestleri var, uzun. Uzun yok. Nasılsın, iyisin? İyi abi, şöyle bir sana ana olarak bir hediye vermek istedim. Teşekkür ederim. El yapımı. Elinden sağlık. Ne için kullanırsan artık kullanabilirsin. İster vallahi kuşunu koy. Vallahi burayı asarım. Hediyesin olsun, yani şey olsun. Süs. Süs olsun. Ben de sana vermek istiyorum. Şöyle. Ağırmanlar Market. Vay 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 vay. Ağırmanlar Market. Abi çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Kalite tesadüf değildir. Tam kahve bardağı. Güllü. Isparta gül kokulu kahveniz. Şurada taze. 40 yıl hatırı olan Türk kahvesi. Olur, kendi kahvesi. Teşekkür ederim abi. Bu da bizden hediye olsun. Çok güzel düşünmüşsün. Ben bunu alayım. Valla olan da çok... Güllü derken... İstiyoruz da eğer sıkıntı olmazsa görüntülü görüşlerimiz... Olur, olur. Şimdi bekliyor dedim. Bak böyle böyle dedim. Ne o? Abi. Merhaba. Yutuma girer misin? Yutuma hangi kanalları izliyorsun YouTube'da? Çocuk kanalı. Çocuk kanalları falan. Mesela isim olarak aklına geliyor mu? Oyun videoları izliyorum. Hangi oyunlar? PUBG. PUBG. Ben PUBG'yi çok severim. PUBG. Ama ben pusucuyum. Pusma şey biliyor musunuz? Zeynep Suat. Kolay gelsin. Teneke kafalar. Mesela. Türk kahvesini atıyor. O ben sana söyleyeyim mi? İzlediği kanal ismini bile bilmiyordur. Aa, yazıyordur oraya PUBG diye. Hangisi çıkıyorsa tıklayıp izliyordur kendi kendine. Abi yeni kahve içtim. İster. Çocuklar öyledir oğlum. Sen çay ya da su içeyim ben. Soğuk su var. Bir güzel çay. Koçum sana tavsiye. Eğer bu videoyu izliyorsan ve PUBG'yi izlemeyi seviyorsan, Şilli adlı bir arkadaşımız var. Onu izle, en azından kendine bir değer katarsın. Yapsınlar getirin. Sen gel alışverişini yap. Ekmek mi alacaksın?
Ekmek çok satılıyor mu abi? Vallahi abi ekmek belli oldu. Önce güzel gidiyordu. Sonra bir fide fırını burada açıldı. Hem bir de fidelere de... He, fırın açıldı. O da zor ya şimdi. Harbiden senin bakkalının yakında fırın açılıyorsa baba gider yani. Güzel yer şey oluyor. Rakip çok arttı. Rakip çok arttı. Emlak harfi. Kaç paradan satıyorsun abi tanesini? Tanesi 10 liradan satıyor abi. Fırın ne seviyorsa biz de aynı onu uyguluyoruz. Tanesi 10 lira oldu mu? Ben çok uzağım abi. Ben çok ekmek... Tanesi harbi 10 lira olmuş. Ben de ekmeğe bayağı uzağım yani. Beyaz ekmek hiç öyle gidip de düz beyaz ekmek almayalı çok olmuş. Ya da tek beyaz ekmek almayalı çok olmuştur. Hani ihtiyacım olduğu zaman gidiyoruz. Markette bir şeylerin yanında alıyorum ya. Hiç de fiyatına bakmadım ha. Ne salak bebeğim la. Yemediğim için. Benim çocukluğumda 75 kuruştu. Ben ilk dükkanı açtığımda 25 kuruştu öyle bir şey. 2011 doğru, yılından 25. Açtık oraya. Yani bir Kemal Sunal filmi var. Seyrediyor mu hiç onu? Hepsini izlemişimdir. Böyle kahveye gidiyor, çay ver, zam geldi. Şunu ver, zam geldi. Onu ver, zam geldi. Sonra böyle gidiyor. Film gerçek oldu. İşte aynı o seneye geliyor. Sigara bayağı satılıyor ama baksana çok Kemal Sunal'ın şeyi gibi. Ekmek banıyor diyor camdan. Yok. Vallahi sigara yetişmiyor. Ne kadar zam geliyor daha çok gidiyor bu sene. Abi bizim ülke çok sigara içiyor. Çok sigara içiyorlar abi. Yani en... Abi sigara her seferinde de aynı muhabbet ha. Herkes diyor ki ya sigaraya zam geldi bırakacağım. Sigaraya zam geldi bırakacağım. Sigaraya zam geldi bırakacağım. Kimse bırakmıyor. Herkes de içiyor arkadaşlar, bu kadar bağımlı olmayın. Bak ben bıraktım. Harbiden tavsiye ediyorum. Gerçekten harbiden çok değişti ya hayatım. Harbi söylüyorum, yatışın kalkışın yemekten aldığın tat. Harbi çok değiştirdi bak. 4-4,5 ay oldu ben sigarayı bırakalı. Harbiden hiçbir yararı olmaz mı bir insana ya? 3 gün. Ya ne 3 günü, siz de abartmayın. Bir tane sigara içtim streslendim 4 ayda ya. Allah ıslah etsin ne diyeyim. Ya millet de mutsuz şimdi ya. Bir şeylere... Mutsuz abi şey etmiyor ki hani... Ne ya? Bugün 5'e alıyorsun yarın 10 lira alıyorsun. Yarın 10'u alıyorsun öbür gün ha fiyat değişmiş. Aylık giderleri ne kadar oluyor abi bakkal olarak? Abi şimdi sadece sigortaya 5900 sigortaya gidiyor. Muhasebeci 1000 liraya gidiyor. Yani hesaplarsam 20 bine yukarı gidiyor. 20 bin. Ama gelir olarak herhalde kurtarıyor. Ya bizim olduğu için kurtarıyor. Kira olsaydı hayatta kurtarmaz. He burası kira değil. Yok. Oo yok. Kira değilse iyi abi. Kira olsa bu arada abi kira fiyatları da sıçrıyor gidiyor. Benim çalıştım. Kaç yıldır var burası abi Ağırmanlar Market? Abi 2011 yılının başında açtık burayı. Çok güzel gidiyor. O koronada başladıktan sonra düşüş yaptı. Pandemiden sonra diyorsun işler pandemiden kötü. Pandemiden sonra çok kötü. Şöyle kötü. Bu mülteciler geldi. Her taraftan da dükkan açtılar. Vergi mergi de yok. Evet. Mesela örnek bu ürünü... Çok büyük sıkıntı bu arada ya. Ses. 10 lira alırsam 2-3 lira kar etmesem olur mu? Olmaz. Olmaz. E onlar 50 kuruş 1 lira karla satıyor. Direkt adam zaten vergi ödemeyip bir şey ödemediği için adam otomatikman seni rekabette tokatlıyor geçiyor. Ve genelde de bu tarz bölgelerde açtıkları için çok büyük etkiliyorlardır ya. Vergi de yok. Evet. Sigorta da yok. Muhasebe de yok. Hiçbir şey yok. Burası bir de su. Zaten senin o giderlerini çıkardığın zaman adam seni otomatik olarak fiyatta tokatlıyor. Ürünü bile senden pahalı olsa her türlü senden ucuza alıyor. Buraya yakın ya. Buraya ucuza satıyor. Ya. Bir de git gel de çok oluyor. Bir de abi pandemide bu yemek sepeti getir satışları patladı. Millet çıkamıyor evden. Ya o var. Pandemiye kadar güzel işte. Hani idare pandemiden sonra düştü. Bu da şeyler geldi hani en azından söylediğim gibi. Bayağı şey oldu. Fark ediyor. Pandemi bu arada bakın fark etmedin arkadaşlar. Pandemi plandemi mi? Ne oluyor oğlum lan? Lan o aşıları niye yaptılar sanıyorsunuz? Bu maymun çiçeği. Şimdi dur şaka yaptım bu arada arkadaşlar, bunlar şaka. Pandemi var ya pandemi. Hayatımızı size yemin ediyorum öyle bir değiştirdi ki. Yani hani gerçekten insanların hayatına çok farklı şeyleri tak 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 sokuverdi. Abi büyüklerimiz YouTube bilmezdi. Ondan sonra yok telefonda Instagram, Mintagram bilmezdi. Yok babam online'dan şu alışveriş. Yani insanların hani bu
sosyal medyaya dahil olmayan, internete dahil olmayan, yok online'dan market alışverişi yapmayayım falan diyen insanların hepsini bunun içine dahil etti. Hepsini. Ya baya baya bildiğin çok farklı bir şey kattı, değişik bir yöne itti insanların hayatını. Yoksa bu Mark Zuckerberg'in oyunu mu lan? Adam elini kurucu ürün satıyor kağıdı. Sadece ben 6 bin lira şey veriyorum. 6 bin TL az bir şey değil mi? Az değil abi. Senin emekli maaşın falan bir şeyin yok şu anda. Yok. Olacak mısın emekli? Vallahi eski kafa olsaydı. Şimdi... Kameraman ne yapıyor? Emekli olur. Değil mi? Eski kafa olmadığı için daha 10 yıldır sigorta yatıyorum. İşte burayı açtıktan sonra. Kaç yılın kaldı? Normal 25'ten de 25'le tamamlasa artık 65 yılı bekliyor. Yani 55'te sigorta alacağım. 10 yılda öyle bekleyeceğiz. Her şey değişmezse. Kanunlar manlar değişmez. Lazaro'nun açılar gibi. Abi para üstü olarak sakız verme kültürü devam ediyor mu bakkallarda? Bence o bitmiştir artık ya. Mesela. Var rahi bazenlere şey diyorum da kabul etmiyorlar. Değil mi, etmiyorlar? Yok. Hani 1 lira 59 tutuyor. 1 lira sakız al. Yok para ver diyor. Millet aç aç. Vallahi. Eskiden 10 kuruştu la sakız değil mi? 10 kuruştu ya yani benim hatırladığım. 10 kuruş sakız. Pahalılıktan geçinmiyor ki. Ben diyorum ya 5 lira ürün al, 6'ya sat, yarın git 7'ye al, 8'e sat. Yani sattığın ürünü aynı fiyata 5 gün sonra alamıyoruz. Beypazarı var mı abi dükkanda? Var mı? Ben alırım abi, sen şey yapma. Yok, sıkıntı yok. Biraz dar yerimiz de ama idare edelim. İçer misin? Yok, biz her gün içiyoruz zaten. İçerse çarpmaz. O içmez abi. Meyveliyse... Ben bunun hastasıyım ya. Ben bunun hastasıyım. Soda seviyorsunuz mu? Bende de mesela hiç şey yok. Sade soda içeyim. Ben de mesela sade soda beni bir şey yapıyor ya. Benim tek içtiğim baba limonlu soda. Ben soda çok sevmiyorum ya. Ha, olsa denk gelse içerim. Ama elmalı, bak elmalı soda da güzel. Ama benim en sevdiğim limonlu baba. Limonlu sevenler kim? Limoncular bir ortaya çıksın. Harbi limonlu sodayı seven kim? Limonlu çok iyi. Siz bir de bak şeyi deneyin. Bak beni bir dinleyin. Bak beni bir dinleyin. Harbi şu an bu arada YouTube'da izleyenler varsa chat'te, bak chat'in bir yamyamlığına bak. Bence bak karpuzlu, karpuz kiraz mıydı lan? Karpuzlu kirazlı soda hiç içtiniz mi? Karpuzlu kirazlı. Karpuz çilek, pardon. Karpuz çilekli hiç içtiniz mi? Üf. Bak karpuz çilek de çok güzel. Ama ben en çok limonluyu seviyorum. En iyisi limonlu baba. Limonlu. Siz limondan şaşmayın. Harbi diyorum. Limonlu çok 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 daha iyi. Mükemmel. Mükemmel. İçtim. Benim en sevdiğim limonlu. Haydi devam. Sade de seven çok vardır. Giderse bir kolu veririz. Sıkıntı yok. Ver açayım istersen. Gazoz da seviyorum da gazoz geçen bir içtim, çok böyle sakız tadı geldi ya. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Çok fazla ürün var bir de. Mesela bunlar, tırnak makasımız var burada. Ya elimizden geldiği kadar müşteriyi boş göndermemeye çalışıyorum. Taraş İyi var. Bir şey bu arada ya. Mesela ben bir tane tarak alacağım. Şunu kenara koyayım. Abi 10 tane satın. Ama beleşe istemiyorum. Bak. Parasıyla vereceksen alırım. Parasıyla vermiyorsan koydum. Parasıyla satacaksan alırım. Biliyorlar sonra. Yok onu şimdiden anlaşalım da. Tamam, şey olmasın. Ya. Çünkü örneğin bayağı bir şey aldım. Çünkü 5000 liralık mal aldım. Onu bedavaya verdim. Olan şeyler. Bak olmayan şeyler var. Yok ben bedavacı olmak istemiyorum. Şimdi millete karşı da yanlış anlaşılıyor. Abi kullandın. Oğlum orası mahalle bakkalı.
Orada tırnak makasını bile kullanıp bırakan, belki ona izin vermiyorlardır ama her o tarağı her türlü kullanıp düzeltip bırakırsın oraya. Mahalle bakkalı baba orası. Evet. 2000'lerin başında mesela bakkallar çok tutuluyordu. Büyük marketlerde yoktu. O zamanlar işler zaten zirveydi değil mi? Onu söylemeyi unuttuk. Bu büyük marketler de işin orası okuyor. Migros, Carrefour, BİM. Örneğin. Millet abi, benim hep duyduğum 3 harflerden çok korkuyorlar. 3 harfliler piyasayı çok kitliyor diyorlar. Benim hep duyduğum yorum bu. 3 harfliler. Ben marka ismi paylaşmam. 3 harfliler diyorlar. Dido. Ben 12,5 lira sattım 15'e. Market 7 lira 8 lira satıyor. Toptan al. Arkadaşlar siz kendi kendinize bir şeyler anlıyorsunuz. Ben öyle bir şey ima etmedim. Ben marketlerden bahsediyorum. Saçma sapan yerlere çekmeyin konuyu. 3 harfliler. İçin. Buraya gelen firmaya söylüyorum, niye böyle? Abi onlar yerinde alıyormuş. Çok alıyormuş. Ya çok alıyor da o kadar ufak. Ben bunu 15'e satarken o 8'e satarsa buradaki gelen vatandaş ne haklı? Haksız. Abi işte adam demek ki eskiden alıyor, stoklu oluyor, özel indirim yaptırıyor, bir şeyler yapıyor yani. Demek ki adam belki 55 bin tane dükkanı var. 55 bin tane dükkanına anında nakit trank diye veriyor mu? Bilmiyoruz ki adamın yaptığı ticareti. Şimdi 55 bin marketine senden koli koli ürünü alan adamla senin bakkalından alacağın bir koli iki kolinin fiyatı aynı olamaz ki. O işte zaten piyasayı orada o tokatlayıp geçiyorlar. Rekabet. Sizin internet siparişiniz de yok. Yok. İstesen onu yapabiliyor musun abi? Mesela yemek. Anladım. Sen belki markette bir palet alıyorsun, tamam mı? Adamın şeyi kendinin, lojistiği kendinin, bak. Lojistiği kendinin. Dükkanına belki ton alıyor. Belki tır alıyor. Anladın mı? Çok büyük tonajlarda alıyordur. Ya onların tonajlarına, onların lojistiğine falan senin gücün yetmez baba. Sende lojistik yok, bir şey yok. Sana geliyor kapına kadar, hem onun fiyatını saplıyorlar, hem onu saplıyorlar, hem ürün şeyi. Sen nasıl mücadele edeceksin ki bu adamla? Sepetiyle anlaşsam. Valla şeye başvurdum, getire olmadı. Neden? Ufak yani. Ne kadar büyük olması gerekiyormuş? Ya bunun biraz daha böyle geniş, biraz daha böyle uzun. Dedim zaten hani herkes öyle büyük olacak diye bir şey yok. Ürün dolu zaten. Buradan Ürün dolu. Getire Yemek Sepeti'ne sesleniyorum. Adama mobbing yapmayın. Balık kreker selam. Onların bellidir hep planları, o yüzden şey yapıyorlardı ya. Mesela Hoşbeş'te favorim şudur. Budur abi. Hoşbeş'te bunun dışında yiyen gerçekten farklı bir insandır. Düz, klasik insan dediğim bunu yer abi. Bu bak, klasik düz hoşbeş deyince aklına bu gelir. Ben hayır, yorum yapmak istemiyorum. Abi ben yorum yapmak istemiyorum. Siz kendi yorumunuzu yapabilirsiniz. Bu aramadır. Kekte de benim en sevdiğim meyveli kektir. Çikolatalı mukola değil abi. O top kekler var ya, hashtag reklam. O top keklerin meyvelileri oluyor parçacıkta. Uy, onu çok seviyorum. Sanırım markete yeni gelmiş şu Oreo'lar. Daha önce Aynen. yoktu. Vay. Klasman atlanmış. Olmadı. Bunun gelişi abi, mesela hatırlıyor musun ne kadara sana? Vallahi 58'e mi geldi? 58 lira. Tanesi mi? Oo, çok. 58 lira tanesi. Ben şimdi şöyle yeterim. Girmedi diye şöyle. Bu oraya da domuz yağı var diyorlar. Duydun mu? Vallahi getiren kişi. Geçen konuştuk bak, bizimkilerle geçen konuştuk. Ben tantuni üzerine sohbet etmiştik. Bak fiyat farkına bakın. 58 lira dedi, oradan geldi aklıma. Ben tantuni yiyordum küçükken. Küçükken de çok pahalıydı tantuni. Ama tanesi 7 lira falan oluyordu dürümünün. Tek dürüm, tek lavaş. 7 lira oluyordu ama mesela o 7 lira, mesela işte 7 tane yiyordum 49-50 lira tutuyordu. Baba o, ama o 49-50 lira çok pahalı geliyordu, anladın mı? Para öyle bir değerliydi ki. O 50 lirayı verdiğim zaman hani bir daha tantuni yemiyordum. 3 ay sonra diyordum ki baba anca yerim 3 ay sonra. Hani cidden cep düşmanıydı tantuni. Ama yani düşünsene şu an 50 lira. Puf, yani hani
Puf. Hatta 2-3 sene öncesine kadar şey diyorduk ya, 10 lira 20 lira püf diyorduk. Şu an 10 lira 20 liranın şeyi bile yok yani hani. 10. Anladın mı? Vasfı bile yok. Bir şey sordum. Bak böyle böyle bir şey varsa vermeyin. Dedi biz fabrikası İstanbul'dan bize getiriyorlar. Şimdi ben ne dedim o da bilmiyor. Sanırım oraya da bir domuz momuz bir şey var. Kendisine sordum. Dedi fabrikası bize buraya getiren İstanbul'da öyle bir şey bilgim vermediler. Bilmiyorum. Hani üstüne okumadım. Yedin mi hiç abi bunu? Ufağı yedim. Nasıl sence? Güzel. Şöyle dörtlü bir şeysi var daha önce şimdi değil de güzeldi. Lan gizli çekim açısına girdi. Oh my god. What the fuck is going on? Ben hiç beğenmiyorum bunu ya. Seninle burada böyle Orayı yiyemem. ben de çok sevmiyorum bu arada ya. Düz Oreo'yu sevmiyorum. O Oreo'ların şeyleri güzel oluyor. Böyle çikolata kaplı falan filan var ya. Onlardan bir iki tane yersem yerim. Ben bunu yemedim. Dörtlü şöyle ufak. Bak şunun gibi dörtlü var diyordu. Dur. Ufak böyle. Aynısı Oreo 12 vardı. Evet. Güzeldi. Şu tutkuda da videoyu bir daha böleceğim ama şu tutkuda da çocukluk travmamdır. Her seferinde her açtığımda o reklamdaki gibi olmasını deniyordum ya. Siz de yapıyor muydunuz bunu? Bir tek ben, herkes yapıyordur bunu ya. O tutkuyu sürekli o reklamın aynısı gibi yapmaya çalışıyorsun ya. Tutku çok güzel bisküvidir ya. Ben çok severim. Tadına bakabilirsin abi. Yok biliyorum abi, açma açma. Yok Aman. beraber bakarız, Yok sıkıntı yok yok ben ya. yemem zaten valla. Çocukken çok yerdim. Abi benim en çok sevdiğim valla ben desem çoğu bunu yiyor. Bu eti bunun gibi. Oo. Çizi. Abi çiziviç. Bu Çiziviç bile on çok numara. ekonomik değerlerine göre, değil mi? Nadiren halleyi ama her gün Halley. yiyorum onu. Bir tane ya bunun gibi ya da etin Oğlum içi gibi. küçükken o Halley'lerin onluları oluyordu. Ulan Kadircan'la beraber annem alıyordu Halley'i. Annem alıyordu diyordu ki oğlum işte bir haftada bitirirsiniz Halley'i falan. Kadircan da var ya bir saatte Halley güm direkt yok oluyordu. Sağlık olsun, vardır bunda da böyle. Geçmiş olsun bu arada tekrardan. Ha. Merhaba. Vereyim mi babana? Tamamdır, kendine iyi bak. Hayatında başarılar diliyorum. Geçmiş olsun tekrardan kardeşim. Hoş geldiniz. Siz bir şey mi alacaktınız? Yok, yeğenlerim bunda. Ha, ben de dedim. Yok, İsminiz ne? Kübra. Merhaba. Aslan. Hoş geldiniz. Ben de diyorum alışverişe geldiniz herhalde. Beni tanıyor musunuz? Bana şeker koymadın değil mi? Yok. Şeker yersen burada bak. Çay şekersiz daha güzel. Valla içmeyen de var, içen de var. Ben fazla katmıyorum da en azından biraz katıyorum. Ben de mesela çay normalde içerim ama çaydan şeyden çok korkuyorum arkadaşlar. Şekerli çay içtiğim zaman anladın mı? Çaydan böyle 10 tane 15 tane içesim geliyor. Ondan sonra diyorum ki baba bunu şekerli içeceğimi içmeyeyim. Yani içmeyeyim daha iyi. Normalde şekersiz içtiğim zaman bir tane içiyorum bayıyor. Ama abi şekeri koyduğum zaman 10-15 tane içesi geliyor insanın. Harbi içesi geliyor yani. Sen mesela şekerli mi içersin? 1,5 kaşık falan içiyorum. Siz? Ben bir kaşık. Şekerlinin de şeyi çok havalı duruyor bak. O gerçekten havalı. Niyeyse benim gözüme o havalı geliyor. Önce toz şekeri alıp şöyle bir tayfa var direkt döküyor ondan sonra karıştırıyor ya. Bir de bir tayfa var direkt içine sokup çevirmeye başlıyor. O da havalı duruyor. Bundan sonra şekersiz içeceksiniz. Onlara emir ver. Siz mesela hangi abur cuburları seviyorsunuz en çok? Biz yemiyoruz ya sen. Amcam Yalan yasakladı. söylüyor. Hadi bir ay sonra tekrar. Sen mi yasakladın abi? Yok, biz 5 kardeşiz. Ha. Benim bir ufak. Yasak olmasa neyi yerdin? Öyle söyle. Hani şöyle, İsrail malı diye yeme. He, o yüzden mi yasak? Vallahi hiç o açıdan düşünmemiştim. Hani sağlığı için Sağlık değil. yönünden yeme. Sanki sağlıkları umursamamış da harbiden. Oğlum adam çocuklarının sağlığını umursamamış. Boykot için yasaklamış. Tamam boykot için de yasaklarsın da pek bir abi sağlığı pek umursamamış gibi. Dükkanda İsrail. Hani kendisi boykot yapıyordur falan da.
Baba, çocuklarınız genelde yasaklama sebebi sağlıktan dolayı olur. Malı illa vardır mesela. Pepsi var. Şimdi ne desem oluyor. Evet. Ya o dükkanda satılıyor amirim. Sen Yok de zor desem durumdasın. oluyor. Yani bu yağ getirmesen müşteri dükkana girmez. Şimdi sen İsrail malı sokmayacaksan buraya, burada ürünlerin yarısını atman lazım. Ya %80 gitmesi gerek. Evet abi, maalesef. Osmancık mı abi? Bu Osmancık, evet. Kilosu ne kadar? Kilosu 60 lira. 60 çok değil mi ya Osmancık'a? Bir sürü çeşidi var ha. Daha pahalısı da var. Değil mi? Normaldir. Çakmak güzelmiş abi. Elimde kaldı, bunu alacağım. Tavsiye etmiyorum. Kötü mü? Neyi kötü mesela? Neyi? Çok mu abi? Çok arkadaşlar. Bayağı çok hem de. Kötü. Gerçi doğru diyorum Ben bak. satarken de söylüyorum. Bak böyledir, bilginiz olsun. Baksana. Yok belli zaten. Evet. Yok havası baka baka kalmış. Dondurabilir misin? 60 lira çok fazla Osmancı. Sıkıntı yok mu? Normalde kaç yani? Markette satılan fiyatını ben biz toptancı fiyatı olarak bizde şu an tam hakim değilim ama en son 40-45 arası diye hatırlıyorum. Tabi ürüne göre değişiyordur da 40, 41, 42, 43, 44, 45 arasında bir şeylerdir. 40 lira, 41 lira falandır herhalde ya. Kötü Ama diyorsan başka alırım. Ama tavsiye bu etmiyorum. dürüstlüğün hoşuma gitti. Tavsiye etmiyorum. Dürüstlüğün harbi hoşuma gitti çünkü Yani başkasına şöyle desen. süs olarak araba varsa katarsın. Ayda yılda bir sigara yakarsan o. Oh. Ama kullanma şeklini hiç tavsiye Yok, etmiyorum. sigara değil, ben ocak yakacağım. Ne Şampuan kadarı 40 kilosu ya? olarak mesela abi satıyorsun Abi burada birkaç tane de. ben kullandım 54 kullandım. Kendim. Hangi 54? Pembeye Öyle düşünmeyin arkadaşlar. Bir toptancının fiyatıyla marketin fiyatı tabii ki de farklı olacak yani o araya şimdi şöyle düşün. Bu adam fabrikadan almıyor. Bu adam zaten toptancıdan alıyor. Şimdi toptancıdan alacak. Toptancıdan aldığı malı nereden getiriyor? Nakliyat ücretine, masrafına ekleyecek, karını ekleyecek. Bunları eklediği zaman nedir bilemem adamın masrafını bilmiyorum. Kullanıyorum. O şimdi sen görüşte o olan o da Clio kullanıyor. O çıkıyor. Süper Fentox. Sinek ilacı. Sinek ilacı Ya bu mesela. 75 TL. Yok hala ben şey neyse bu bilgiyi paylaşmamam lazım size. Hayır. Bakliyat hakkında bir şey diyecektim de vazgeçtim. Bu iyisi. Bu 35 tane. Bu ne sinek ilacı, bu ne sinek ilacı. Hani bu %35 şey yapar, bu %80-90 şey yapar. Peki şöyle bir soru soracağım. Pahalı mal her zaman daha mı iyidir? Üründen ürüne çok değişir bu arada yani. Ya etkisi daha şey. Hani örnek bu ikisi etki olarak bu daha öldürücü. Değil mi? Bunu her üründe söyleyebilir misin? Her üründe Her söylemez. çikolatalarda. Soran kişiye sorayım. Bazenleri hepsine de söyleyeyim. Niye ben? Aleykümselam, hoş geldin Şimdi ben kardeşim. bunu söylemedim abi. Yarın öbür gün gelip suratıma bıçağı daha mı yok? Doğru abi. Önce söyleyeyim ki yarın öbür gün demesin niye bu böyle. Dükkanda veresiye var mı? Nadir. Tanıdık olursa. Öyle. Ya veresiye olayları eskidendi baba. Eskiden. Niye eskiden şuydu? Herkesin mesela şu an çocukluğunuza inin. Benim yaşıtlarıma gel. 25 plus'a gel, tamam mı? Şimdi bizim çocukluğumuza indiğimiz zaman çok fazla böyle gelişmiş zincir marketler falan filan o tarz muhabbetler daha yavaş yavaş başlıyor. Yani var ama her yerde o kadar yaygın işte 3 harfliler falan filan muhabbetleri çok yok. Ama eskiden tabii şu an hala olan yerler vardır ama eskiden herkesin bir bakkalı var. Anladın mı? Bakkalın adını biliyorsun. Bakkalı tanıyorsun. Adam senin ananı biliyor, babanı biliyor, kardeşini biliyor, halanı biliyor, teyzeni biliyor, dedeni biliyor. Sen onun kardeşini biliyorsun, anasını, babasını biliyorsun. Herkesin bir ilişkisi var. Anladın mı? Sen onunla bir iletişimdesin. O yüzden sen bir şeyin olduğu zaman bakkala gidiyorsun. O seni tanıyor, sen onu tanıyorsun. Diyorsun ki abi işte bir haftaya getiririm. Öyle bir şey değil de işte abi bu kere veremiyorum, şey yapıyorsun falan. Yani bunlar hep olurdu ama şu an artık kimin eli kimin götünde o bile belli değil. Getirmiyorlar zaten. Zaten ben o işe girmedim baştan beri. Zaten karı yok.
Evin buraya yakın mı abi? İşte. Vallahi. Dedim ya bura bizim. Kaçmış. Dikkatimden kaçmış. Evet. Evde kira değil o zaman. Yok, burada her şey bizim derken benim babam kardeşim. Aile apartmanı büyük ihtimalle. Aile apartmanının altına da abim açmış işte. Hepsi bizim. Aa, mis gibi. Bir yatırımı falan var mı? Yok. Hiç yok. Adam diyor aman hem gözümüzün önüne anca giriyoruz. Ne yatırımı kardeşim? Başka. Bu buraya. Dükkanın kapısında da Arapça bir şey yazıyor abi. O nedir? O akşam kapatırken okuyoruz. İyi geliyor diye. Sabah açarken okuyorum. İyi gel. Açmazsa kapatmaz. Hani kötü belalardan, şeylerden koruyorum. Bir dua bu yani. Dua. Dua. Ben şey sandım. Bir bilgilendirme yazısı sandım. Lütfen çıkarken kapıyı kapatalım. Bu arada mesela bunu yazmışsın, çoğu kişi kapıyı kapatmıyor bak. Yarım saattir buradayım. Hep açık bırakıyorlar, klima da çalışıyor. Yok, klima şöyle, kapı zor kapanıyor, erken açılıyor. Ben şimdi rüzgar vurdum, hemen açılıyor. Evet. Kapatımız yok, ben de bilmem nerede kapı. Kapı güzel ama abi. Bak şimdi kapat. Yok. Şöyle zorla kapanıyor. Ama bir rüzgar vurdum, hemen açılıyor. Bak, arası boşluk kalıyor. Artık ne edelim? Kitlemede falan sıkıntı yok ama. Yok. Kitlemede seni açmakta da sıkıntı yok. Kitlemede de sıkıntı olsa zaten binanın üstünde oğlum. Aşağıdan bir ses gelse hırsız en fazla cipsi çalabilir. Zaten hırsız daha yetişemeden bunlar aşağıdan sülalece inerler yukarıdan. Kontür falan yüklüyor musunuz? Kontür yüklüyoruz, fatura tahsilatı var. Hepsi. Kontür yüklemeye gelen oluyor mu? Önce güzel oluyordu. Şimdi ihrap faturalarına dönüyorum. Selam abi. Vay aleyküm selam abi. Hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Nasılsın? İyidir. Bu da bizim çaycımızdı. Merhaba abi. Merhaba abi. Açık çay. Çok güzel. Kapalı da var. Neydi ismi? Ceylan. Kaçak çay var mı? Bizimki zaten kaçak çay. Ama belgesini veriyoruz. He. Normalde kaçar. Hani milletin kafasına yer etmiş olan. Şu anda vergiyle geliyor ama hala ismi kaçak olarak kaldı. Yani legal olarak o kaçak çay denilen ürünü biz legal olarak getiriyoruz diyor. Alevi misin abi? Yok. Alevi değil de seviyorum diye oraya ya. Astım abi. Abi bir şey alacaktı galiba. Yok yok, bana çay lazım mı? Lazım değil diye geliyor. Evet. Gezmeye geliyoruz abi. İhtiyaç varsa bırakıyoruz, yoksa arkamızı dönüp gidiyoruz ve şu anki olduğu gibi. Görüşmeler. Hadi kolay gelsin size. Kolay gelsin. Sağ olun. Yatır telefonu. Yat, sen çak ya. Oyuncaklar da var. Zemini gördünüz mü? Bak çok eskilerin zeminidir bu. Eski binaların girişlerinde falan filan. Ne kadar temizlesen de temizlenmez amına kodumun zemini yani. Onun doğal bir pisliği vardır. O zemin ya. Vallahi direkt o zemin ya. Ulan istersen dünyanın en temiz malzemesini dök, yine de temizlenmez. Oyuncaklar da var abi. Abi şöyle bak. Fov yapıyor sana fov. Fov Ağırmanlar Market'in sahibisindir. Gidiyorum. Hep oyuncak taşıdı. Oyuncak sıyla. Bayramda çok gidiyor. Ses yapıyor mu bu? Boncuk sıkıyor. Oo. Oo, boncuk. Nasıl? Etkisi, şiddeti güzel mi? Valla biraz acıtıyor. Valla. Fazla ileri değil de mesela buradan karşıya. Öyle o kadar ileri şey etmiyor. Açabilir. Valla ben satıyorum. Gene de tavsiye ediyorum. Bunu hani bayramda sen çocuk mocuk haline derse bir mes varsa kötüdür. Bir yere güvenimize gelirse zarar verir diyorsun. Zarar o zaman görüntüsünün hakkını veriyor. Tamam, ben bunu alıyorum abi. Ama deneriz. Bazen her şunu denemeden vermiyoruz. Tamam, deneriz. Deneyelim boncuklu hatta. Zaman burada yetişenler bir söylesin. Boncuklu tabanca her mahallenin raconudur baba. Herkes apartman arkadaş grubu bölünür. O boncuklu tabanca savaşları. O boncuklu tabanca grupları. Herkes bildiğin rolleniyordu oğlum. Biz böyle kendi kendimize rollenirdik. Biz işte havuz gözlükleri falan takardık Kadircan'la. Gözümüze girmesin, daha iyi savaşalım falan diye.
Bir yandan mantar tabanca çeteleri. Onlar pat 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 bisikletle giderken pat 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 pat. Ulan ne gaza getiriyordu beni ya. Ulan bir kere bizim bir tane market gibi bir yer var. Oraya MP5 gelmişti boncuklu. Ulan tüm mahallede yankılandı. Mahalle MP5 gelmiş markete MP5. Ulan gittiydik, ablayı bekledik. Bayram günüydü, tepeden indirttik. Ablayı bekledik bekledik. 45 dakika falan uğraşmıştık o MP5 için. Ondan sonra gözümüz gibi bakarken bir gün yatakta yanlışlıkla unutup üstüne koca götümle oturup MP5'imi. İstersen. Ne oldu? Sizin var mı oyuncak silahınız? Efendim? Şimdi... Çıkarken sıka sıka kaçıyormuş Taylan'da. Bir çocuğun oyuncak silahı olmalı. Şöyle. Sizi koymamda mahsur var mı YouTube'da? İzlersiniz kendinizi. Aynı sevmiyor. Öğrenirsin. Öğrenmişsin biz de. Anı olur size de, güzel olur. Hava atarsınız okulda. Bu dördün... Salak çocuk. Öyle video vardı, hatırladınız mı onu? Salak çocuk. Amcanı ara. Yani normal, gerçek değil de. Hangisi? Ben 5 geçtim, bu 3'e geçtim. Gel zoru dön. Lazerli falan ha. Ya. Bu arada bunlar minik airsoft ha. Bunların böyle masum masum satıldığına bakmayın arkadaşlar. Bunlar bildiğin minik airsoft, FPS'i düşük airsoft silahları bunlar. Airsoft oyuncakları. Bu arzalar. Bunu geri vereceğiz. Bu olmadı. Vallahi ama sen tavsiye edin, gene de veririm, sıkıntı yok. Dayı kırdı yanlışlıkla herhalde ya. Şöyle bu pompaladı. Böyle sıkarsan... Çocuğa bu... sıkıyorum işte. Dön oraya. Ne ses geliyor. Evet. Bir tane var mı içinde şu an? Yok, ben takayım. Amca! Çekiyorsun değil mi? Şuna gittik oraya. Çok acıtıyor mu? Vallahi acıtıyor. Sana söyleyeyim. Çok acıtmaz ya. Sen dene istiyorsan. Biraz acıtıyor evet. Hani bir gözüne gözüne gelse sıkıntı olur. Abi la kör bile eder la. Aman ha. Yakından sıksa. Ama boncuk da satman lazım şimdi. Var mı boncuk? Bir sürü var. İster misin sen de? Bir erkeğin oyuncak silah olmalı. Sık bir tane istersen. Yok, içinde yok. Vardır belki. Yok, bir tane kalsın lan. Bir dene bakayım, şeytan da olur. Allah! Ya yok bir şey. Abi ha ne? Sen var ya, filozof Atakan'a benziyorsun ha. Vallahi bak. Tanıyor musun onu? Acayip benziyor. Biliyorsun değil mi onu? Vallahi ben de tanımıyorum, hiç görmedim onu. Sen tanıyor musun abi? Biliyorum. Filozof filozof nedir filozof? Tutamazsan. Bakarsın bir ara. Küçüklüğüne benziyor. Şu an bak büyüdü de bak yüz hatları gözlerini çok benziyor. Çek istersen. Bir saniye bir de çekelim sonra fotoğraf. Şu mesela abi bak küçükken şunu çok yerdim. İnanılmaz bir cips. Lezzet olarak inanılmaz bir cips. Lezzet patlaması 25 kuruşluk oluyordu. Ağzımıza dikiyorduk. Onlar çok iyiydi ya. Biliyor bu çok iyiydi. Yiyor musunuz bunu? Evet. Fena bak bunu gazozla beraber kombinleyeceksin. Gazozla fena gideceksin. Ne kadar abi fiyatı? 6 TL. Şey 7 TL özür dilerim. Çıtırcık. Bu vay bizim be. Zamanımızda 25 kuruştu. Doğru. Ulan 25 kuruştan nerelere la? İlk başında sen kaç yaşındasın 10 ki? Kuruşla başladı. 13'e. Yarın 13'e gireceğim. 10 kuruşla başladı. Evet. Ne zaman gelirsen bekliyoruz. Teşekkür ederim abi. Her zaman kapımız açık. Ben zaten videolarda söylüyorum. Her zaman kapımız açık. Herkes açık. Herkes. Kim gelirse gelsin. Kim gelirse gelsin. Ayrım ayrım yok. Sen odur. Sen budur. Budur yok. Hepimiz insanız. Hüzünlü müzik girdi, ne alakalı? Nasıl istiyorsun? Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Eline sağlık. Ne demek abi? Geldin yani. Bakkalında ağırladın bizi. Ya bir de senin gibi adamlara ben çok saygı duyuyorum. Çünkü
Zor bir dönem. Globalleşen dünyada. Bakkallar eski. Yine birkaç tane daha fotoğraf çek. Konuşmayı. Taylan'ın konuşmayı dahi siklemedi. Yine birkaç tane daha fotoğraf. Zor bir dönem. Globalleşen dünyada. Bakkallar eski. Yine birkaç tane daha fotoğraf çek. Dayı gramım mı savadı la? Şimdi globalleşen dünyada bakkallara eski saygı gösterilmiyor. Devir değişti. Bu çağa ayak uydurmak da zor. Ben seni anlayabiliyorum. Ama buna rağmen isyan etmiyorsun. Sabırlı bir şekilde. Her bak gün... şurada çukur enerji içeceğini gördünüz mü? Çukur enerji içeceği. İyi bakın. Ama buna rağmen isyan etmiyorsun. Sabırlı bir şekilde. Her gün şükrederek işini gücünü yapıyorsun. Vallahi helal olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Yolun açık olsun abi. Allah razı olsun. Çok memnun oldum gerçekten. Teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Kapımız her zaman açık. İnşallah bir faydamız dokunur sana. İnşallah dokunur. Biz çantalarımızı alalım. Bir o çantayı. Onu alayım ben. Çocuklara bir şey ikram edemedik vallahi. Kusura bakmayın. Filozof Atakan. Evet. Eve gidince bak. Bilgisayarın var mı? Bir yolun daha sonuna geldik. Tozlu raflarda unutulmuş bir kitap gibi Adana'nın sıcağında güneşe vermişim. Ulan tam bir termal otel tanıtım konuşması gibi lan. Muhafazakar otel müziği artı onun giriş konuşması bak. Yemin ediyorum bu direkt muhafazakar otellerin tanıtım konuşması. Unutulmuş bir kitap gibi Adana'nın sıcağında güneşe vermişim kendimi. Çocukluğumuzun bakkal amcaları. Hepsi birer birer yok oldu. Kim zaman cipsten bedava hediyesi çıkardı, dünyalar bizim olurdu. Ya o cipsleri yoklardı, kızardı bakkal amcalar. Bazı şerefsiz bakkallar nereden aldıysan oraya git derdi. Harbi. Dünya başımıza yıkılırdı. Ne diyeceğimizi bilemezdik. Sessizce oradan ayrılırdık. O zamanlar sosyal medya olsa anasını ağlatırdık bunların. Sen doğrudur, eğri belasını bulur. Tırtılın yolun sonu dediğine Allah kelebek demiş. Aynen öyle. Şimdi Ağırmanlar Market'ten bu özel mesajı aldığımıza göre artık arkadaşlar olayımız ne? Gagros. Şimdi sıra bizde. Gagros'ta ortalığı ağlatacağız. Şimdi markette, asıl bizim markete geçelim. Ortalık karışacak. Gagros ile ortalık artık bizde. Aa dur. Bekleyin şimdi. Hemen oyuna girmeden önce size şurayı bir göstereyim. Şimdi artık ince hesapla çalışmaya başladık ya dostlar. Hashtag işbirliği, hashtag reklam. Oğlum ne oldu lan? IP adresimiz falan gözükmüyor. Ha. Şimdi ünlem gaming gecesi yazarak zaten bizimkiler de linki sabitler. Linki de şöyle size atayım. Girip inceleyebilirsiniz. İnce hesabın yıllardır yaptığı bir gelenekleri var. Bir sistemleri ya da işte bir fırsat geceleri var. Kendileri bunlara zaten gaming gecesi diyorlar. Bir şey alacağınız zaman, bir şeyler inceleyeceğiniz zaman bence cuma günlerini bir bekleyin. Çok güzel fırsatlar, çok güzel indirimler olabiliyor. Zaten linki de şöyle size atıyorum. Girin inceleyin arkadaşlar. İnce hesabım her cuma günü saat 22.00'da böyle fırsat günleri oluyor. İndirim günleri oluyor. Gaming gecesi adı altında. Mesela burada gördünüz mü? Stoklar, ürünler işte bitmiş çıktığı gibi. Bunlar da demek ki güzel indirimler olmuş. İnsanlar beklemiş, almış. Anladınız mı? Bak işte mesela burada sizin seçiminiz diyor. Demek ki Instagram'dan çekiyorlar falan. Abi site çöktü. Nasıl site çöktü ya? Yo. Bende duruyor canım. Nasıl giremiyorsunuz ya? Ben acaba girdim diye mi giremiyorsunuz?
Emin misiniz? Nasıl çöktü lan? Beni mi kandırıyorsunuz? Yo, duruyor. Acaba aniden gir